Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle miniklerimiz için güzel bir yelek çalışması yapıyoruz. Yeleğimizi iki renk kullanarak yaptık ve renklerimizi her zaman kullandığımız maviler, pembeler, sarılar ve beyazlardan yana değil bu şekilde kiremit ve yeşilin tonlarını kullandık. Umarım e, sizlerin de rengimiz hoşuna gitmiştir. Evet yeleğimizi örmek için yaka kısmından başladım artışlarımızı yaparak belirli sıralarda roba ölçümüzü ulaştık. Yeteri kadar oldu. Şöyle arkasından bakalım yeleğimizin artışlarını. Gövde kısmımızda yeterli ölçüye ulaştığımız zaman kenarlarını bir defa başını dolayarak örme şekliyle kapanışımızı yaptık. Bakınız kollarımızda da aynı uygulamayı yaptık. Şu şekilde her iki kolumuzda da ve eteğimizin alt kısmında da aynı uygulamayı yaptık. Yeleğimiz 0-1 yaş grubu bebekleri için uygun. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Omuz kısmından başlayarak aşağı kısma kadar ölçtüğüm zaman 35 santim geldiğini görmekteyim. Ee, kol kısmından diğer kol kısmına kadar bakalım. Şöyle 20. 6 santim olduğunu görüyoruz. Zaten yeleğimiz e, yuvarlak yaka olduğu için genişleyecektir. Şöyle baktığımız zaman bakınız kabartılı 3 boyutlu bir çalışma. E, 3 numara tığımı kullandım ve her iki rengimden de birer adet kullandım. Tamamı bitmedi. Her ikisinden de epeyce kaldı. Özellikle yeşil ipimden daha fazla kaldı. Daha az kullandığım için kiremit rengi ona nispeten birazcık daha az kaldı. Evet. Yeleğimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olarak zil sesini aktif ederek bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Yorumlarınız, beğenileriniz son derece kıymetlidir bizler için. Bir aile olarak hep birlikte büyüyelim ve hep birlikte örgülerimizi yapmaya devam edelim. Evet, kolay gelsin. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 60 tane zincirimizi çekelim. Görüşelim. Evet zincirimizi çektim. Şimdi santim olarak bakalım. Dilediğiniz kadar fazlalaştırabilirsiniz. Ne kadar büyük isteyecekseniz örmek istiyorsanız. Şöyle görelim. 27 santim tam değil. Şöyle 26 buçukta zincirimizin ölçüsünü görmekteyiz. bölümlerde ayırmayacağımız için dilediğiniz büyüklüğü buradaki zincir sayımızı fazlalaştırarak artırabilirsiniz. Çünkü burada sadece Trabzanlarımızı ve belli aralıklarla artışımızı yapacağımız için büyüklük hiç önemli olmamakta. Yani büyük örmek isteyen arkadaşlarım zincir sayısını epeyce bir büyütebilirler. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine gelerek batıyorum. ve Bir tane trabzan örüyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine girerek İkili trabzanım örüyorum yani iki defa da çekiyorum sıradaki 1 2 1 2 sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızı örerek ilerleyelim sıramızın başına kadar örerek trabzanlarımızı tamamladık şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım en son trabzanımızın üzerinden 1 2 tane zincirimi çektim. 3.'üyü de ilave edelim. 3 zincirimizi çektikten sonra örgümüzün arkasını çevirelim. Ve hemen ikinci trabzanımızın üzerine gelerek batalım. 1 ve 2. Diğer trabzanı örelim. 1 2 bir defa doluyoruz. 2 defa örüyorum. 3 tane trabzanımız ördükten sonra 4. trabzanımızı örüyorum ve yine aynı yere batarak bir tane artışımı yapıyorum. 3 tane trabzan ördüm dördüncü çift ördüm. Bütün sıramızı bu şekilde örerek artışımızı yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanım ördüm. 4. trabzanımı hemen örüyorum. 3 tek, 4. çift olarak örelim. Sıra sonuna kadar 3 tek, 4 çift İkinci sıramızı artışlarımızı yaparak tamamladım şimdi 3. sıramıza başlayalım yine artışlarımızı yapmaya devam ediyoruz 1 2 3 tane zincirimi bitirdiğim yönde çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum Tığımın başını doladıktan sonra ikinci trabzanımın üzerine batarak trabzanımı örüyorum 2 tane trabzanımı ördüm 3. trabzanımı örüyorum 3. trabzanımı bir daha batarak artışımı yapıyorum 2 tane tek, 1 tane çift ördüm. Yine 1 tane tek, ikinci yine tek, 3. trabzanımı çift olarak örüyorum. 2 tek, 1 çift. Tekrar 2 tane tek örelim. 1, 2 tek, 3. trabzanımızı çift olarak örelim. 2 tek, 3. çift bir iki tek üçüncü trabzanımızı aynı yere batarak artış yapıyoruz ve bu şekilde üçüncü sıramızı da iki tane tek trabzan üçüncüyü çift olarak örüp tamamlayalım Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim iki tane tek üçüncü çift şimdi bakın sonda üç tane tek oldu hiç önemli değil renk değiştirmek istiyorum ve ikinci rengimi son trabzanımın kapanışını yaparak örüyorum 1 2 3 İkinci trabzanımı ördüm ve bir tane daha trabzan örüyorum 3 tane trabzanım ördüm dördüncü trabzanımı şu şekilde ardından giriyorum bir defa örüyorum sıradaki trabzanımı iki defa örüyorum 1 ve 2. Tekrar bir sonraki trabzanın ardından girerek örüyorum. Sıradaki trabzanımı 2 defa örüyorum. 1 ve 2. Artışlarımızı yapıyoruz bakınız. Bir sonraki trabzana bakın sağdan giriyorum, soldan çıkarak örüyorum. Bir trabzanımızı Ardından giriyoruz. Bir trabzanımızı çift olarak örüyoruz. Şöyle görelim. Bakınız. Diğer tarafta. bu yönden de bu şekilde. Şimdi bakın. Ardından girdim. Sıradaki trabzanımı çift örüyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından bakın ana gövdeden girerek örüyorum. Ve çift 1 2 Sıra sonuna kadar bir çift, bir ardından örerek tamamlayalım sıramızı. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son bakınız 2 tane artışımı ördükten sonra 3 tane trabzanım kalıyor. Hepsini birer birer örüyorum. Diğer tarafta da bakın. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımızı örmüştük. Şimdi 1, 2 3 zincirimi çekiyorum. Hiç artış yapmadan bu sıramızda çünkü burada yeterince artışımızı yaptık. Şöyle görelim. Yeterince artış yaptığımız için birebir bütün trabzanlarımızı örerek sıramızın başına kadar ilerleyelim. Zincirimi çektim. Her birine bir defa batıyorum. Ve artış yapmıyoruz. Hepsini birer defa örüyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi yeniden yeşil rengimize geçişimizi yapalım. İpimi kesip e, aşağıdan düğümümü atmıştım. Son ilmeği çekerek başlayalım. 1 2 3. Buradaki ipimizi de kesip daha sonra bağlayalım. Evet, 3 tane zincirimi çektim bir tane örüyorum trabzanımı tığımın başını doluyorum yine sıradaki trabzanımın ardından girerek örüyorum bir tane düz örüyorum bu sıramızda da artışımızı yapmıyoruz bir tane düz tepesine batıyorum bir tane trabzanı ardından girerek örüyorum bir trabzan tepesi bir trabzan ardından Şöyle görelim. Hiç artış yapmayalım. Çünkü yeterince artış yaptık biraz önce. Bu sıramızda yani artışımızı yapmıyoruz. Ardından giriyorum. Tepe noktasındayım. Şöyle görelim bir tane tepe noktasına bir tane ardından alarak sıranın başına kadar ilerleyelim bu sıramızda hiç artış uygulamadan ördüm şöyle yakından görelim bakınız gayet güzel oldu şöyle büktüğümüz zaman bakınız yeleğimizin roba kısmının çok muntazam durduğunu görmekteyiz şimdi bir sıra daha yeşilimizde örerek devam edelim 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 örgümün arkasını çeviriyorum. ikincinin üzerine batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. 10. 2 defa örelim. Aynı yere batıyorum. 2 defa ördüm. Tekrar Sayıyorum, 10 tane örüyorum, 10. ya yeniden batıyorum, 3 oldu, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. yi iki defa örelim. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 10 tane örelim, 10. 2 defa örelim. 10 tane örelim, 10. 2 defa örerek artalım ve sıramızın sonunda yeniden görüşelim. Sıramızın sonuna kadar geldik. Şimdi diğer rengimize geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 çeviriyorum. Hemen bakınız yandaki trabzanın üzerine batarak örüyorum. Şurada ikinci trabzanımızın üzerine batarak ördüm. Tığımın başında oluyorum. Arkasından girerek alıyorum. Bir tanesinin tepesine, bir tanesinin arkasına. Bu sıramızda da artış yapmıyoruz. Bir arkadan, bir tepeden. Bir arkadan, bir tepeden batarak sıramızı tamamlayalım. Şöyle görelim. Şuradaki yeşil rengimi de kesiyorum. Arada çok uzun olmasın hem örmemize de engel olmasın. Şu şekilde düğümümüzü atalım ve içeriye gizleyelim. Bakın bunları ben gizledim. Yeleğimizin arkası burası olacağı için burayı hemen şöyle gizleyebiliriz. Evet şimdi sıramızı hiç artış yapmadan tamamlayalım. Sıramızı artış yapmadan örerek tamamladım. Şimdi iki sıra daha aynı renkle örelim. Bu iki sıramızda da artış yapmadan tamamlayalım. Sadece trabzanlarımızı örelim. Aynı rengimizde, herhangi bir farklı işlem yapmadan birebir devam edelim. sıramızdan sonra bir sıra daha örelim toplamda burada 3 sıramız olsun şöyle görelim robamız bu üçüncü sırayla yeterli ölçüye gelecektir şöyle bakalım bakınız gayet güzel oldu Evet şimdi iki sıramızı tamamladıktan sonra görüşelim Evet sevgili arkadaşlar şimdi işaretlerimizi şöyle görmüş olduğunuz gibi ayırdım ve aynı rengimizde gövde bölümünü kollarımızdan ayıracağız şimdi sayılarımıza bakalım Kaç tane ayırdığıma? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane ilmeğimi önümüz için ayırdım. Bakınız diğer önümüzde aynı 22. Hemen diğer kolumuza bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bu önderimiz 30 kolumuz için ayırdığımız trabzan sayısı şimdi bir maviden diğer kırmızıya kadar sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 ve 47 47 trabzanda arkamız için Ayırdık. Eğer e, ilmek sayımız eksik ya da fazlaysa bunu kollarımıza dağıtabiliriz. Eğer fazlaysa azsa birer ikişer eksiltme yaparak bu sayılardan yine dağılımımızı ayarlayabiliriz. Yani hiç problem değil. Onun için e, kesinlikle panik yapmaya gerek yok. Evet şimdi birleştirme işlemimize başlayalım. Bir tane zincirimi çekmişim. Toplamda 3 zincirimi çektim hiçbir işlem yapmadan dümdüz kolumuz için taktığımız bakınız kolumuz için taktığımız işarete kadar trabzanımızı örüyorum. işaretimi taktığım yere kadar örerek geldim. Bakınız işaretimiz burada. Şimdi şöyle baktığımız zaman diğer işaretimiz de buradaydı. Bir işaretimizden bir işaretimize geçişimizi yapacağız. Ama altına biraz zincirimizi çekelim ve kol genişliği yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Şöyle ipimi kurtarıyorum. Diğer işaretimin bulunduğu noktaya geliyorum. Şöyle iplerimizi kurtaralım. Tığımın başını doluyorum. Hemen işaretimin yanındaki trabzandan örmeye başlıyorum. İlk trabzanı örmemle birlikte bakınız kolumuz hazır oldu. 6 tane zincirimizi çekmiştik. Bakınız gayet yeterli şöyle hemen kontrolünüzü de yapabilirsiniz öreceğimiz bebeğin ölçülerine uygun olarak Evet diğer işaretime kadar dümdüz örerek ilerliyorum birebir bütün trabzanlarımızı örelim arkamızı dümdüz trabzanımızı örerek e, tamamladım ve işaretimin bulunduğu noktaya getirdim tekrar 6 tane zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi tamamladıktan sonra diğer işaretimin olduğu yeri geliyorum tığımın başını dolayarak hemen işaretimi taktım yandaki trabzanın tepesine batarak trabzanım örüyorum ve hemen bir trabzanımla yine bu kolumda şöyle kapanmış oluyor şöyle görelim bakınız her ikisini de güzelce tamamladık şöyle çeviriyorum Öndeki kalan trabzanlarımızı da aynı şekilde dümdüz örerek gelelim. Son trabzanımıza kadar ördüm. Son trabzanımızı çekmedim. Hemen diğer rengimi alıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve artık yeşille örmeye devam edeceğim için ipimi kesiyorum ve düğümümü atıyorum. Kestikten sonra lütfen düğümlerimizi atalım. Hem örmesi problemsiz olmakta hem de dolaşmasın. Evet. Öncesinde şöyle görelim. Bakınız, her ikisini de tamamladıktan sonra şöyle altışar zincirimizi çekmiştik. Bakınız kollarımızın uyumu çok hoş. Önümüz yeterli. Şöyle yeleğimizin arkasını çevirdiğimizde de gayet güzel bir uyum içerisinde olduğunu görmekteyiz. Hemen zincirimizi çektik. Yanına bir tane trabzanımızı da yapalım. Modelimizi uygulamaya başlayalım. İpimi de alttan gizlemek için şöyle tuttum. İkinci trabzan üzerine bakınız. İkinci trabzan üzerine gelerek batıyorum. Ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki. iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımın içerisine gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere ikinci trabzan örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve iki trabzan ördüğüm yere yeniden iki tane daha trabzanımı örüyorum toplamda bir trabzan içerisine dört trabzan ve bir tane zincirimizi örmüş oluyoruz ve zincir çekmeden tekrar tığımın başında doluyorum. bir trabzan atlıyorum iki trabzan atlıyorum üçüncü trabzanımın tepesine gelerek batıyorum bir aynı yere 2 bir tane zincir tekrar aynı yuva içerisine 1 ve 2 tığımın başını yeniden doluyorum 4 trabzanı bir zincir ördükten sonra bir atlıyorum 2 atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum bir aynı yere iki bir tane zincir ve yeniden bir 2 tığımızın başını dolayalım bir atlayalım iki atlayalım 3. batalım 1 2 zincirimizi çekip yeniden 2 tane trabzanımızı örelim Evet şu şekilde örerek ilerleyelim kol altında yeniden görüşelim Evet kolumuzun altına doğru geldim bu zincir çektiğimiz yerdeyiz şimdi yine Tığımın başını doluyorum. iki tane tırabzanımızı atlıyoruz. Bakınız şuradaki zincirimin içerisine giriyorum. Hemen ikinci zincire 1 12 aynı işlemi burada da tekrar ediyoruz. bir tane de zincirimi çektim. Yeniden 1 ve 2. Bakınız. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen sonuna yakın bakınız. 1 2 3 atlayalım. 2 tane atladım. 3. Tekrar 1 2 1 zincir 1 ve 2 Zincirin üzerine 2 tane yeni modelimizi çıkardık. Tığımın başını doluyorum. 1. Trabzan üzerine gelerek batıyorum. 1 Aynı yere 2 bir tane zincir 1 ve 2 bakın kol altını şu şekilde ördük iki tane model yerleştirdik diğer tarafı da bir tane birinci trabzanımıza yine yeni modelimize kurduk tamam başında oluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye batıyorum şekliyle diğer kolumuza kadar örelim arada bir zincirimizi çekelim Evet örmeye devam edelim Evet yeleğimizin önden başlamış olduğumuz model uygulamasını kol altına kadar arkamızı da örerek tamamladık. Şu şekilde bakınız araya zincir çekmeden geldim ve en son trabzanımızın tıpkı e, bakınız buradan geçişte olduğu gibi burada ilk trabzanımıza modelimizi kurmuştuk. Burada son trabzanımıza kol altına ise iki tane modelimizi yerleştiriyoruz ve diğer tarafa o şekilde geçişimizi sağlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir iki şöyle ortalıyorum zincirinizin gevşek bulduğunuz yere batabilirsiniz kol altı için bir tane zincir çektim aynı yuvaya giriyorum bir ve iki tekrar tığımın başını doluyorum hemen şuradaki bölüme giriyorum zincirimin bir ileriye gireyim iki trabzanımı zincirimi ve diğer iki trabzanımı da kol altıma yerleştiriyorum. Hemen bakıyorum. Bakınız iki tane modelimizi yerleştirdim. Diğer kol altında da aynı şekilde iki modelimizi yerleştirmiştik. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü trabzan üzerine modelimizi atıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Birinci, ikinci, üçüncü trabzan üzerine örüyorum. Ve aynı şekilde ön tarafı tamamlayalım. İki atlayalım 3üncü trabzanımıza batalım. Evet, modelimizi örerek geldim. Son birkaç tane trabzanımız kaldı bakınız öncesinde modelimizi kontrol etmemiz gerekmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve kol altına geçtiğimizde 7 tane e, şu şekilde modelimizin kurulumu olması gerekiyor. Bir tanesinde altı, bir tanesinde 7 ya da birinde fazla birinde eksik olmasın. Şu kısmımızı lütfen kontrol edelim. Şimdi son iki trabzanımızı ördükten sonra birinci sıramızı tamamlamış olacağız. Şöyle geliyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum ve en sondaki trabzanımın da tepesine batarak Evet birinci sıramızı tamamlıyoruz burada da iki tane trabzanımız vardı bakınız birisi zincir biri trabzan diğer tarafta da aynı şekilde iki trabzan Evet dileğimizin arkasını da bu şekilde görmekteyiz bakınız çok hoş e, oldu şimdi önünden örmeye devam edelim 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 Bakınız yeleğimizin burası ön tarafıydı. Şimdi arka yüzden örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine de gelerek batıyorum. Kenar trabzanlarımızı bu şekilde ördük. Tığımın başını doluyorum. Ortadaki bir zincirin içerisine girerek iki tane trabzan bir zincir iki trabzanımı örüyorum. Örgümüzün arka yönü bakınız. Araya zincir çekmeden tekrar tığımın başını doluyorum. Bir zincirin içerisine bir trabzan, ikinci trabzan, tekrar bir zincir ve iki trabzanımızı örelim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yine aynı şekilde iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. İkinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle bakınız. En son iki tane trabzanımızı sizlerle birlikte örelim. Kenar trabzanlarımızı batıyorum. Ve sondaki trabzanımın da tepesine battıktan sonra örüyorum iki trabzanım. Bir, iki, üç tane zincir çektikten sonra örgümüzün ön yüzünü çeviriyoruz. Tığımızın başını dolayarak ikinci trabzanımızı da örelim. Kenar trabzanlarımızı tamamladıktan sonra gövdenin üzerindeki şu görmüş olduğumuz modellerin üzerinde işlem yapmaya başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanıma yandan giriyorum. Şu şekilde. Bir defa örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincir içerisine girerek bir trabzanımı örüyorum. Bir yandan bir de içini ördüm. iki trabzanım ördüm. Zincirimi çekiyorum. Bir tane yine yuvaya girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ilk trabzana yandan girerek örüyorum. Şu şekilde yandan girdim yuva içerisine bir trabzan ördüm bir zincir çektim tekrar yuva içerisine bir trabzan yine alttaki trabzanı yandan alarak dışa doğru kabarttık Tığımın başını doluyorum, birinci trabzanı atlıyorum, hemen ikinci trabzana yani zincirimizin sağındaki ve solundaki trabzanlar üzerinde işlemimizi yapıyoruz. Yandan giriyorum. Bir ve iki tığımın başını dolayarak zincirimin içerisine girerek örüyorum. İki trabzan tamamlandıktan sonra bir zincir çekip yine yuvaya bir trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum trabzanımı yandan girerek örüyorum ve devam ediyoruz tekrar tığımın başını doluyorum ortadaki iki tane trabzanımın yanından giriyorum bir tane yuvaya bir zincir çektikten sonra yeniden yuvaya sonra ilk trabzanımı yine yandan girerek örüyorum trabzanımı atladım ikinci trabzanımı yandan alıyorum örüyorum tığımın başını doluyorum zincirimin içerisine bir trabzan bir zincir Tekrar zincirimin içerisine bir trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak ilk trabzanıma yandan giriyorum ve bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldik ön yüzden. Şöyle görelim. Kabartılı bir şekilde ördük bu sıramızı. Bir trabzanımızı kabartılı ördük. Ortaya iki tane düz trabzanımızı sonra diğer trabzanımızı yine kabartılı alarak ördük ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerledik en son iki tane kenar trabzanımız kaldı onu da birlikte örelim birinci trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı örüyorum 1 2 3 ön yüzü tamamladık 3 zincirle birlikte örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz hemen ikinci trabzan üzerine batıyorum ve örüyorum Tığımın başını dolayarak ortaya giriyorum. Bakınız burada direkt ortaya bütün trabzanlarımızı ortada çalışacağız. Arka yönde. 1, 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımızı örüyoruz. 4 tane trabzanımızı yuvanın içerisine ördük. Araya zincir çekmeden diğer yuvanın içerisine giriyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. Tekrar bakınız bir sonraki trabzanın aradaki zincire batıyorum. Bir, iki trabzan, bir zincir, iki tane trabzanım örüyorum ve örgümüzün arka yüzünden bu şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Yine iki tane trabzanımızın olduğu noktadayız. Ve örgümüzün arka yönündeydik. Bakınız sadece trabzanlarımızı ördük. Şöyle görelim. Kenar trabzanlarımı örüyorum. Üzerine batalım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Yandaki trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız şu sıradaki uygulamış olduğumuz işlemin aynını tekrar ediyoruz. Birinciye atlıyorum. ikinciye yandan giriyorum. Ve bir tane trabzanı içe örüyorum bir zinciri çektikten sonra yeniden bir tane trabzan yandan giriyorum bir sıra bu şekilde örüyoruz bir sıra buradaki görmüş olduğumuz gibi arka sırada bu şekilde örüyoruz ön yüzde yandan girerek kabartıp ikinci trabzanımızı modelimizi oluşturuyoruz bir zincir Tekrar bakınız yandan giriyorum. Evet bu şekilde örerek biraz büyütelim. Yeleğimizi her iki rengimizi de kullanarak örmeye devam ettim. Şöyle bakalım modelimizi açıp bir. 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra yeşil rengimi ördüm. Arkasından 1 2 3 4 5 6 ve 7. sırayı örmekteyim. Yeleğim istediğim ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyorum. Şöyle bakınız. Görüntüsüne. Modelimiz gayet şık durmakta. Evet, şimdi birkaç sıra daha örelim modelimizin bitiminde yeniden görüşelim. Yeterli uzunluk ölçüsü olana kadar örmeye devam ettim ve yeleğimizi tamamladık. Şimdi en son sıradayız. Yeleğimizin iç kısmından örmeye başlıyoruz. Eğer dışındaysak iç kısmına geldiğimiz zaman örelim. İki tane zincirimi çektim. Hemen dibine gelerek batıyorum. Tek seferde alıyorum. Bir sonraki yeri aynı şekilde tek seferde örüyorum. Yine trabzan aralarına birer birer girerek örüyorum. Ortadaki bir zincir çektiğim yeri 1 2 3 defa batıyorum. Ve diğer tek trabzan aralarını birer defa başını dolayarak çekiyorum. Şu şekilde birer birer örüyorum. Şimdi ortaya geldim. Ortaya bir defa örmüştüm, İkinciyi örüyorum ve üçüncüyü örüyorum. Diğer trabzan aralarına her iki model aramıza birer birer giriyorum. Yine bir zincirimin olduğu yerdeyim. Bir defa ördüm, ikinciyi örüyorum ve üçüncüyü örüyorum. Üç defa örerek tamamladım. Diğerlerine bir, bir, bir ve bakınız yeni bir zincirimin olduğu noktadayım bir ipimin bağını şöyle gizliyorum 2 ve 3 araya giriyorum 1 araya giriyorum 1 ve örgümüzün iç kısmından örüyoruz bu kısmımız şöyle görelim bakınız en uç kısmı şu şekilde güzel bir görüntüye ulaşmakta. Şimdi sona kadar tekrar edelim. Yeleğimizin alt kısmını örerek ilerledim. Şimdi yanlara geçmek için hazırım. Tığımın başını doluyorum. Dönüş köşesine bir. Bir daha batıyorum. 2 Üçüncüyü battım. Ve dört defa batıyorum. Dönüşümüz kasmasın diye. Dört defa dönüşümüzü attık bakınız 1 2 3 4 ve 5 Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4, 5 defa batmışız. Evet yukarıya doğru ilerliyorum. 1, 2 her trabzana 2 defa girişimizi yapalım. Bir sonrakine 1, aynı yere giriyorum. 2 ve ilerliyorum. 1, 2 devam ediyorum. 1, 2 1, her trabzan arasını iki defa örerek yukarıya doğru devam edelim sıramızın başına kadar örerek geldim her trabzana ikişer defa battım bir defa başını doladım ve yukarıya kadar e, ulaştık şimdi yaka kısmını da aynı şekilde örerek ilerleyelim yaka kısmındayız tığımı takıyorum tığımın başını doluyorum dibine batıyorum bir defa yukarıya doğru çıkıyorum her bir trabzanımın tam arasına girerek birer defa örüyorum. Başını doluyorum. Tek seferde alıyorum. Şöyle görelim. Yakamızı da birer birer girerek tamamladım. Şimdi diğer önümüzü de aynı şekilde her trabzanımıza iki defa başını dolayarak batalım. Ve aşağı doğru ilerleyelim. Burası yakamız olduğu için bir tane yakadan iki defa da buradan batarak toplamda üç defa girmiş oluyoruz diğerlerine bir iki bir iki aşağıya kadar ilerleyelim son bitiş yerine kadar örerek geldim en son üç defa battım başlangıç yerimizi ve trabzan arasına giriyorum ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi keserek iç kısma gizleyelim ve bu şekilde yeleğimizin yanlarını yakasını ve alt kısmını tamamlamış olduk şöyle görelim gayet güzel oldu her birisi Evet yeleğimizin kolunu da şu şekilde çalıştım. Diğer kolumuzu da aynı işlemi yaparak tamamlayalım. 1, 2, 3, 4 ve son sırasıyla birlikte toplamda 5 sıra örerek yeleğimizin kol kısmını tamamlıyoruz yine alt kısmından örmeye başlayacağız ve tamamen dış yüzünden yuvarlaklar çizerek kolumuzu tamamlayacağız sadece son sıramızı tersten öreceğiz ve yeterli uzunluğa gelecek kolumuzun kısa kollu yelek olarak çalıştığımız bölümü Evet şimdi kolumuzu çalışmaya hemen başlayalım bir tane zincirimizi çekerek düğümümü atıyorum ve kol altından şöyle bakınız uygun herhangi bir yerden örmeye başlıyorum. Şuradan giriyorum. Sabitliyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimizi çektikten sonra aynı yere giriyorum. İkinci bir trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekip yeniden iki trabzan daha örüyorum. Modelimizi yeniden kuruyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakınız hemen yanına değil ana gövdeye doğru ilerliyorum. Ve ana gövdeye battım. Aynı işlemi burada da yapıyorum. 2 tırabzan, 1 zincir, 2 tırabzan modelimizi burada da kuruyoruz. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle görelim. 1 tırabzan, 2 tırabzan, 3 tırabzan atlıyorum. 4. tırabzanıma batıyorum. 1 2 1 zincir tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4ördüncü trabzananıma batıyorum aynı yuva içerisine 2 trabzan bir zincir 2 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 4düncü trabzan içerisine, 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın tığım başını dolamıştım. 1, 2, 1 zincir. Tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek ilerleyelim. Kol altımıza kadar örerek geldim. Şöyle, bakınız. Şuradan başlamıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sizin roba daha büyükse ya da elimiz gevşek ya da sıkıysa birkaç tane farklılık olabilir. Bakınız ama herhangi bir şekilde yığılması ve kasılması yok. Şimdi buradaki son modelimizden sonra araya herhangi bir model uygulamadan direkt 3 tane zincirimin bulunduğu yere geliyorum ve bağlanıyorum şöyle bağlandım. Hemen yandan girişimi yapıyorum. Geçişimi yaptım. Bakınız. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Ve bir zincir içerisine girerek trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yeniden yuvaya giriyorum. Yandan girerek kabartıyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanı atlayıp ikinci trabzanın yanından giriyorum çekmiş olduğum zincir yuvası içerisine ve bir zincir tekrar zincir yuvası içerisine ve yanından girerek modelimi örüyorum birinci atlıyorum ikinciye yandan araya bir tane zincirimiz ve bir tane daha trabzanımızı ördükten sonra diğer grubun ilkini de yandan örüyorum ve bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlıyoruz Evet sona kadar örerek geldim. Şöyle görelim. Birinci ve ikinci sıramızı ördüm. Şimdi üçüncü sıramıza yeniden geçişimizi yapalım. Bakın son trabzanımıza kabarttım. Burada zincirimden oluşan trabzanımın üzerine batarak giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Şöyle. Diğer trabzan üzerine batıp sadece ilmeğimi kaydırıyorum ve zincir yuvasının içerisine girerek ilmeğimi kaydırarak tam ortadaki bir zincirimin içerisine geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra trabzanımı örüp bir tane zincir tekrar aynı yuva içerisine iki trabzan kurulumumuzu yapıyoruz. Kırmızının başını dolayalım. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet ikinci sıramızdaki bakınız ortaya ördüğümüz bölümümüzde tamamladık. Yeniden geçişimizi birlikte yapalım. Zincirimin üzerine batıyorum. Sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz kabartılı trabzanımıza yandan giriyorum. 1, 2 ve 3. Zincir içerisine bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan zincir içerisine bir yandan girişimi yapıyorum ve yeniden bir tane atlayıp ikinciye geçiyorum bu sıramızı da tamamlayalım Evet sıramızın sonuna geldik ve kolumuz için toplamda 1 2 3 4 sıramızı ördük şimdi en son kapanış sırasını yapıyorum geçişimizi yapalım şöyle her ikisinin arasına girelim sadece ilmeğimizi kaydıralım ve bir tane zincirimizi çekelim geriye dönelim İçten örmeye başlıyoruz. Bakınız burası dikkat etmemiz gereken püf noktası. Tığımın başını doluyorum. Bir defa çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Her iki trabzanımın tam arasına giriyorum. Bir defa da kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Burada bir zincir çektiğimiz yere 3 defa giriyoruz. 1 2 ve 3. Bir zincire 3 defa da işlemimizi yapıyoruz. Diğer iki trabzan arasına bir, geçiş arasına bir defa başını dolayıp çekiyorum. Yine iki trabzanımın arasına bir, bir zincirimin olduğu yere ise bir, iki ve üç. Trabzan arasına bir, geçiş arasına yeniden bir, iki trabzanımın arasına bir, bir zincirin bulunduğu noktaya 3 defa başını dolayıp tek seferde çekelim ve bütün kolumuzu bu şekilde bitirelim. Sıramızın sonuna kadar geldim ve ilk başlangıçtaki bir zincirimle bakınız başını doladığım yere gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi kopartıyoruz. Şöyle görelim. Ve kolumuzu bu şekilde tamamlamış oluyoruz şöyle. Bakınız. Evet. Yeleğimizi tamamladık. Sadece boyun kısmına sizlerle birlikte bağ ve uç kısmına minik bir çiçek ördüğümüz zaman yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Bakınız e, kolları da gayet güzel oldu yeleğimizin. Şöyle bırakalım. Şimdi bağcık kısmını isterseniz e, burarak yapabilirsiniz. Burgu yöntemiyle. İsterseniz zincir çekme yöntemiyle hazırlayabilirsiniz. Her ikisinde de hangisini istiyorsanız onu çalışabilirsiniz. Ben e, iki kattan zincir örerek çalışmak istiyorum. Daha net sonuca daha çabuk ulaşılmakta zincirimizde Tabi isterseniz uzunca bir ipimizi iki kat yapıp yine ucundan bağlayarak çevirerek burgumuzu da yapabilirsiniz. Evet şimdi ucundan bağlamış olduğum ipimle şöyle biraz geriden alıyorum başlıyorum yeteri kadar zincirimi çekmeye zincirimi. Bol bol çekiyorum, şöyle rahat rahat çekiyorum ki güzel kordon olsun. İki kat olduğunda çok daha güzel olmakta. Yeteri ölçü olana kadar ilerleyelim. İpimin bir katını aşağıdan, bir katını yukarıdan aldım, koparmadım. Bakınız, iplerimizi ziyan etmeyelim son derece pahalandı malum iplerde Evet ilerliyorum yeter ölçü olana kadar devam ediyorum şu an yeterli değil epeyce ördüm şöyle santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum daha net olsun bakınız koparmadım ilmeğin burada durmakta şöyle görelim ilmeğimizi hemen tutuyorum rahatça ölçüyorum bakınız asılmadan gayet rahat 70 santim 70 santim kordonumuzu yaptım. alıyorum bakınız başlangıç yerindeki kısmı alıyorum diğer ilmek takılı halen öreceğimiz bölüm dışta kalıyor ve hemen uç kısımdan girdiriyorum en kenardan alıyorum Şimdi istediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanımın altından geçiriyorum. Şu şekilde dışarıya doğru alıyorum. Çatalı iğnelerimizle de daha kolay çalışabilirsiniz. 4 trabzanımızı saydım ve çıkardım. Yukarıdan daha az görünmesini istiyorum. Yukarıdan ise 2 trabzanımız 1-2 aradan geçiriyorum. Aşağıdan yine sayıyorum. 1-2-3-4 İç kısımda daha fazla kalsın. Yukarıdan 1 2 takıyorum. İç kısımdan 1 2 3 4 ve bu şekilde diğer uca kadar ilerletelim. Şöyle yukarıdan görüntüsüne de bakalım. Bakınız burada daha az görülmekte ipimiz. İç kısımda daha iricek görülmekte. Çekiyorum şöyle. Ve diğer uç kısma doğru devam ediyorum. Uç noktaya kadar 4 2 olarak geçtim ve son dışarıya çıkıyorum Evet şöyle görelim üstten bakınız dörder trabzanımız görülmekte içten ise ikişer ikişer trabzanımızı ayarladık şurada bir tane üç kalmış önemli değil en son ucumuza çıktık bakınız bu kısımda başlangıç yerinde bu kadar kaldı diğer kısımda biraz çekiyorum Çünkü o tarafa biraz fazla olmuş kadar uzun istemiyorum. Tabi uzunlukları sizler dilediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Evet. Şimdi buradaki zincirim kısa olduğu için biraz daha çekmeye devam ediyorum. Bakınız ipimizi koparmamıştık. Birkaç tane daha ilave ediyorum. Yeterli gördüğüm zaman bakınız yeterli. Şimdi çiçek kısmına uç kısmına örmeye başlıyorum. Çiçeğimiz için tığımı başında doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzan içerisine gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. İki kat olduğu için bakınız gayet dolu bir çiçek olacak. Hemen aynı yere bir daha girdim. Üç tane trabzanım oldu. Bir, iki zincir çektim. Gelerek dibe batıyorum. Üç tane trabzanım İki zincirim bakın yani iki taneden oluşan zincir toplamda dört tane çiçek için trabzanımız oldu İki zincirle yukarıya çıkıyorum yeniden üç tane trabzanımı örüyorum ipimi şöyle ayarlıyorum zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu ve iki tane zincir çekiyorum, aşağı iniyorum. Toplamda yine dört tane trabzanım oldu. İki zincirle yukarı çıkıyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yuva içerisine giriyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç tane trabzanımız olmuştu. İki zincirimi çekiyorum ve şimdi buradaki görmüş olduğumuz yuva'nın içerisine basmak istiyorum. Yalnız bakınız, burada yuva'ya giriyorum. Kordonumuzun dış tarafından çıkıyorum. Bak şu, bakın şu şekilde. Buraya kordonumuzu da sabitliyoruz ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Evet, şöyle bir adet çiçekli kordonumuz oldu. Diğer tarafı da çalışalım. İpimizi izleyelim. Arka kısmında güzelce gizleyerek giydirelim. Ve i̇ki kat ipimizi alıyoruz. Bakınız, başlangıç yerimizdeki bölümdeyiz. Şöyle ipimizin ucunu şuradan bir keselim önce. Şu şekilde yaparak iyice bir sıkıştıralım. Güzelce sıkıştıktan sonra buradan ipimi kesiyorum. İki kat olan ipimi çiçeğimi örmek için alıyorum ve hemen zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum birinci zincir yuvasına değil ikinci zincir yuvasına girelim 1 2 3 3 tane zincirimizi çekelim aynı yuva içerisine bir trabzan tekrar bir trabzan daha örelim zincirimizle birlikte 3 tane trabzan oldu 2 zincir çekip aşağıya inelim birinci yaprağımızı ördük bir iki tekrar başını doluyorum trabzanımı örüyorum bir daha iki trabzanımı ördükten sonra iki zincirimi çekip yuva içerisine giriyorum tekrar bir iki tane zincirimi çekip yuvadan çıkıyorum bir ve iki İki tane trabzanımı ördüm Son olarak iki zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde bakınız. Buradaki sap olan kısmın diğer tarafına gelerek batıyorum. Sapımı ortalamış oluyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Ve ipimizi buradan kesiyoruz. Şu şekilde iyice de sıkıştırabiliriz. Ayırarak yine arkasına gizleyelim. Yeleğimizin bağcıklarını da taktıktan sonra yeleğimiz artık kullanılmaya ve sahiplerinin giyilmesine hazır. Bu çalışmamızı da sizlerle birlikte severek yaptık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.